Kitap Kafe'den hepinize selamlar, sevgiler efendim. Bizler bir hafta aradan sonra tekrar birlikteyiz. Geçen hafta program kapanışımızı hepimiz bir sayfada olsa kitap okuyalım diye kapatmıştık. İnşallah hepimiz birer sayfada olsa kitap okumuşuzdur. Kitap dünyasının büyülü sayfalarında dolaşmışızdır diye ümit ediyorum. Evet sevgili seyirciler, bu hafta kitap kafemizde iki değerli konuğumuz var. İlk konuğumuz eğitimci, araştırmacı, yazar Cengiz Acar. Cengiz Bey'le kitap yazma serüvenini konuşacağız. Kitaplarını bahsedeceğiz, kitaplarından konuşacağız. Yazarlık serüvenlerini konuşacağız. Hep birlikte bu güzel sohbete, bu hasbihal tadındaki sohbete hepinizi bekliyorum. Efendim tekrar merhabalar. Bizler konuğumuzla birlikte buradayız. Cengiz Acar hocamızla birlikte olacağız. Cengiz hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam biz sizi kitaplarınızdan ve eğitim dünyasından yakından tanıyoruz. Ama biz istiyoruz ki sizin ifadenizle sizi tanısak, seyircilerimizle sizi tanısak. Cengiz Acar evet. Kimdir? Cengiz Acar, şöyle söyleyeyim. Karapınar doğumluyum ben. 67 Karapınar doğumlu olan, temel eğitimini orada almış. Ve daha sonra üniversite eğitimi sonrasında da eğitim camiasında hizmeti ülkenin pek çok yerlerini gerçekleştirmiş birisiyim. Yaklaşık 15-20 yıldır Konya bölgesindeyim. 7-8 yıldır da Konya merkezi hizmet veriyorum. Şu anda son pozisyon itibariyle Konya'da Ali Ulvi Kurucu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde uzman tarihçi olarak vazife yapıyorum bir eğitimci olarak. Ama tabii ki aynı zamanda şöyle söyleyelim, pek çok alanda bu eğitim hizmetlerimizi pek çok kulvarda gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunlardan birincisi STK'lar, sivil toplum kuruluşu örgütlenmesi içerisinde. Akademisyen arkadaşlarla beraber kurmuş olduğumuz EKİMDER, Eğitim, Kültür, İlim ve Medeniyet Derneği, yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısıyım. O dernek çatısı altında da aynı zamanda eğitim hayatında aktif bir şekilde bir STK kurumu olarak pozisyon almaya, çeşitli etkinlik ve faaliyetler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çok aktifsiniz zaten. Evet, aynı zamanda da dediğimiz gibi bir yazarlık vazifesini yerimize getirmeye çalışıyoruz. Kalemimizi, ilmimizin, aklımızın yerdiği ölçüde kendi alanımızda oynatmaya ve mevcut sürece katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu anlamda hem bir STK kurumu, hem bir eğitimci, hem bir yazar olarak farklı kulvarda mevcut ülke ve millet davasına hizmet noktasında katkı sunmaya çalışıyorum. Evet. Yazarlık hayatına nasıl başladınız hocam? Yani kalemi elinize almadığınız sebep, yani yazar olmak için sebep. Vallahi bunun, ya da kendinden. Evet, böyle bir sorunun cevabını vermek çok zor. Evet. Çünkü ben kendim bildiğim bileli kalemi oynatmayı çok seven bir insanım. Bunda da herhalde babamın bir kütüphaneci olmasında çok etkisi var. Babam bir kütüphaneciydi. Ben hep çocukluğum böyle kitaplar arasında, kitap salonlarında, koridorlarında onların tozunu soluyarak geçmiş bir çocukluğum oldu. Dolayısıyla bir şeyler okumak, yazmak, karalamak hep hayatımın bir parçasıydı. Bu anlamda şu gün şurada deme şansım yok. Ama şöyle söyleyelim, tabii meslek hayatımızla birlikte özellikle yerel gazetelerde, çeşitli köşe yazarlarında çalışmalarımızı paylaşmaya çalıştık. Bunun ötesinde kitaplaşma süreci dediğimiz zaman şöyle söyleyebilirim ki 2000'li yılların başında artık bu kitap olgusu hayatımıza girmeye başladı. Çünkü yaptığımız çalışmalar ve paylaştıklarımız kaçınılmaz olarak bunu daha sağlam, döküman halinde, kalıcı nitelikte okuyucunun ilgili kişilerin elinde kalmasını bize bir vazife, sorumluluk haline getirdi. Dolayısıyla çevremizin teşvikiyle kitaplarda hemhal olmaya başladık. Özellikle yani şöyle söyleyelim, biraz tabii onda etkisi var. Bu ülkemizde yaşanan bir 28 Şubat süreci sonrasında bir özgürleşme, zihin ve duygu dünyasında toplumun ve yazı çizi alanda faaliyet gösteren insanların açılıma girmesi bu alanda bize de bir imkan ve fırsat oluşturdu. Daha önce bir şeyler yazmak biraz problemli ve sıkıntılıydı. Hele bile memursanız, eğitimci kişiliğinizle bunu yapmanız biraz zor bir konuydu. O sürecin sonrası bizi en çok ateşleyen, harekete geçiren süreç oldu. Evet. Hocam, çocukken kütüphanemiz vardı demiştiniz.
babamızın kütüphanesi. Devlet Halk Kütüphanesi. Okur muyduğunuz ya da bir kitaba imza aldığınız zaman mesela şu bir haftada bitireceğim gibi denilen bir şey yani var. Okumak tabii ki o kadar kitabın arasındaysanız mümkün değil kaçınmanız. Kitaplar sizin hayatınızın bir parçasıydı. Üstelik de o yıllarda kitaba erişimin bu kadar zor olduğu, okuma hayatının son derece dar olduğu bir süreçte bizim için büyük bir şanstı öyle bir kütüphanenin ortamında olmak. Tabii kendisini babam 4 yıl önce kaybettik. Allah kendilerini rahmet eylesin. Yani bu anlamda üzerimizde hakkı çoktur. Ben her yazdığımızda, her kalem oynattığımızda onun hatırasında yad etmiş olduğumuzu düşünüyorum. Hocam talep edilen yere sürekli koşuyorsunuz konferanslara, seminerlere. Evet. Bu niçin mücadele? Bu mücadeleyi niçin veriyorsunuz? Şimdi bu soruya şöyle cevap vermek lazım. Aslında bugün konuşacağımız ve konuştuğumuz konuların toplamının can alıcı noktasını bu konudaki ifadeleri oluşturacak bir yerde. Şu anda bütün tarihçilerin ve siyaset bilimcilerin ortak bir kanaati var ki insanlık tarihinin en büyük kırılmalarından, en büyük değişim ve dönüşüm evrelerinden birisini yaşıyoruz. Çünkü bu bir yer biraz da kainatın kanunu. Şöyle söyleyeyim size. Nasıl gündüzü gece, geceyi gündüz takip ediyor, ölümü dirim, dirimi ölümü takip ediyorsa tarihi olaylarda böyle bir dönencesel süreç vardır. Yani yükseliş ve batışlar vardır. Yeniden kurulum ve dirilişler vardır. Dolayısıyla biz tarihçiler olarak şöyle havayı teneffüs ettiğimiz zaman, mevcut dünyanın iklimini gözlemlediğimiz zaman, ortamını teneffüs ettiğimiz zaman bir şey hissediyoruz ki şu anda büyük bir değişimin ve büyük bir kırılmanın tam ortasındayız. Dolayısıyla her an için, bunu çok büyük samimiyetle söylüyorum, bir gün sabah uyandığımız bir dünya, bizim bugüne kadar o eğitim sıralarında, televizyon ekranlarında gördüğümüz ve öğrene geldiğimiz bir dünya olmayacak. Her an için çok farklı bir dünyaya uyanacağız ve o uyandığımız dünya o gün ekonomik, siyasi, sosyal her anlamda kavramlarıyla, değerleriyle çok farklı bir dünya olacak. Dolayısıyla şimdi böyle bir dünyaya uyanmak bu kadar büyük bir medeniyetin temsilcisi olan çocuklar için, bir millet için asla sürpriz olmamalı. Biz burada kurgulayıcı, o oyunu ve süreci iyi takip eden, oyun kuran ve o sürece katkı sunan, zihin ve duygu olarak hazırlı olan bir toplum olmamız lazım. Bu bağlamda ben şunu söylüyorum, kendim başta olmak üzere. Hiçbir tarihçinin başta ama aklı ve ilmi olan herkesin asla yerinde durmaması gerektiği, bolca emek sarf etmesi gerektiği ve terlemesi gerektiği bir zaman dilimindeyiz. Bu nedenle de hiçbir şekilde kaçınacağımız, çekineceğimiz bir şey yok. Bu süreç bizim için büyük veballer ve sorumluluklar yüklüyor. Bu sürecin sorumluluğunu üzerimize taşımak ve gereğini yapmak zorundayız. Bu bağlamda dediğimiz gibi, en başta ifade ettiğim gibi yazılı, görsel veya her ne şekilde olursa olsun toplumla bir şekilde buluşmak ve bu uyanışa ve diriliş hareketine katkı sunmamız gerekiyor. Zaten görmüşseniz, incelediğiniz kitaplarımızı ve çalışmalarımızı, hepsi bu nitelikte ve özellikle. Yani şöyle söyleyelim, nokta atışı yapmaya çalışıyoruz. Tesadüfen öylesine ilgi ve benim ilgi alanım budur. Ben şu konuyu seviyorum. Dolayısıyla da şöyle bir şey çalışma yapmak istiyorum diyen, kendi duygu ve düşüncelerinin fantezisine kapılarak yapılmış çalışmalar değil. Bu çalışmaların hepsi de nokta atış, mevcut sürece katkı sunacak, mevcut değişim ve dönüşüm sürecini ciddi kazanımlar sağlayacağına inandığımız çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Hocam masonlar Armagedon gibi sıra dışı çok şey konuları konuları neden anlatmayı tercih ediyorsunuz kitaplarınızda? Evet. Şimdi kitaplarımda bu konular çok fazla yok. Daha çok görsel materyal yani, sistemde. Evet. YouTube kanalımda orada eğitimlerinizde. Özellikle televizyon kanallarında konferanslarımda paylaştığım konular bunlar biraz. Bunun sebebi şöyle söyleyelim. Günümüzde yaşadığımız süreç, hani geçenlerde devlet başkanımızın ifade ettiği bir ifadeydi. Bunu uluslararası bir ortamda ifade etti. Devlet başkanlarının ortamında. Yaşanılan süreç, birinci ve ikinci Dünya Savaşı'nın öncesi şartları o kadar çok andırıyor ki. Dolayısıyla böyle bir süreci ıskalamak ve böyle bir süreci
tanımını net ve açık yapmamak büyük hata olur. Biz dolayısıyla insanların zihin duygu dünyasını karıştıran, çokça merak duygularını uyandıran, ya bu süreç nereye gidiyor, yeni dünya savaşına mı sürükleniyoruz diyen bu sorunun cevabını üretmezsek eğer tarihçi olarak burada bir hataya düşmüş oluruz. Dolayısıyla insanların merak duygusunu karşılamak lazım bir. İkincisi bu konular istismar edilen konular. Yani bazıları Armageddon gibi konuları, tapınakçılar mesela benim çokça üzerinde durduğum konulardan bir tanesi. Fantazi anlamında ele alıyorlar. Romanlaştırıyorlar, hikayeleştiriyorlar. Bir gerilim hikayesi çerçevesinde ele alıyorlar. Sırf gençlerin duygu ve düşüncelerine hitap edebilmek amacıyla. Fakat biz bu olayları daha çok gerçekçi boyutuyla, bugün yaşanan dünyasının siyasi ve sosyal gerçekliği zemininde ayakları yere basarak, evet bu kavramlar var, bir hakikat boyutu var ve bize hitap eden de zihni ve duygu dünyamızda olması gereken bir pozisyon da var. Dolayısıyla bu konuda bir şeyler söylemek bizim sorumluluğumuz diye düşünüyorum. Gerekiyordu. Evet, yani bunlar da konuşmaktan kaçınmıyoruz. Umarız istifade oluyordur diye ümit ediyorum. Evet. Hocam son kitabınız gençlik üzerine daha çok. Gençlikten neler bekliyorsunuz? Diriliş neslinin inşasından ne bekliyoruz? Yani evet. Diriliş nesli deyince ne anlamamız gerekiyor? Evet. Şimdi şöyle yapmamızda fayda var diye düşünüyorum. Evet. Aslında bu her iki kitap birbirini tamamlayan kitaplar. Bunlara da geleceğim zaten. Evet. Birbirini tamamlayan. Hı-hı. Çünkü ikisini beraber alarak ifade edeceğim. Hı-hı. Tabii. Birisi şöyle yeniden söyleyeyim. Yeniden Osmanlı olmak. Yeniden Osmanlı olmak derken büyük devlet ve büyük toplum. Hı-hı. Büyük devlet ve büyük millet algısını inşa etmeye çalışan bir çalışmadır. Dolayısıyla bunu da kendi tarihi geçmişimiz ve birikimimizi örgüleyerek yapmayı amaçlayan çalışma. Peki ama hemen ikinci soru arkasından gelmesi gerekiyor orada. Böyle bir yapılanmayı kim ve nasıl gerçekleştirecek dediğimiz zaman işte ikinci kitap bunu tamamlıyor. Dedim ya, yaptığımız çalışmalar tesadüfi değil. Bu anlamda birbirini tamamlayan ve nokta atış yapmayı hedefleyen. Mevcut değişim ve dönüşüm sürecini tamamlamayı amaçlayan çalışmalar. Dolayısıyla diriliş nesli, buradan sizin sorunuza giriş yapıyorum. Bizim üzerimizde oynanmış büyük oyunlar sonrasında tarihinden, toplumundan, medeniyetinden, değerlerinden koparılmış bir nesil oluştu. Bugün bunu her gün gözlemliyoruz ve şikayetleniyoruz. Dolayısıyla ilk bahsettiğim boyutuyla eğer bugün büyük bir değişim yaşanıyorsa dünyada, yeni bir dünya kurgulanıyorsa siyasi, ekonomik her anlamda, bu dünyanın kurgulayıcı unsurlar arasında olabilmemiz, bu dünyanın inşacısı olabilmemiz, bir gün uyanacağımız o sabah hani bizim için sürpriz olmaması gereken dünyaya hazırlık yapabilmemiz için yeni bir nesil ve yeni bir jenerasyon yetiştirmemiz lazım. Bu neslin de olmazsa olmaz şartı, kendi değerleri ve tarihi de buluşturularak olması gerekir. Çünkü bizim şu anki genç neslimizin içine düştüğü problemlerin, sıkıntıların hepsinin altyapısında yatan şey bu. Nedir o? Bir batılı veya onların nasıl söyleyelim devşirilmiş yerli aydınları aracılığıyla kendi medeniyetinden, tarihinden, değerlerinden koparılmış bir nesil geldi. Ve bu nesil bugün böyle bir değişim sürecine aktif olarak katılım sağlayacak, böyle bir süreci inşa edebilecek zihin ve duygu dünyasına sahip değil. Bunu kesin bir net şekilde ifade etmemiz lazım. O zaman burada bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Bu gençlerin zihin ve duygu dünyasını yeniden yapılandırabilmek, yeniden kendi değerleriyle tanıştırabilmemiz lazım. Bir uyanış hareketi, uyanışın arkasında da bir diriliş hareketini gerçekleştirebilmemiz lazım. Elinize aldınız ve sizin sorunuzu yönelttiniz. Bu kitap bu bağlamda bizim temel inanç esasları diye bahsettiğimiz inanç esaslarıyla gençlerin gönül ve duygu dünyasını barıştırabilmek, kaynaştırabilmek ve bu anlamda o gönül duygu dünyasındaki üzeri kapatılmış, tozlanmış fakat köklerinin ruhun derinliklerinde, yüreğinde, zihninde hala var olduğunu bildiğimiz ve inandığımız değerleri filizlendirmek ve harekete geçirmeyi amaçlayan bir çalışma oldu.
Umarız bu anlamda istifadelere vesile olacağını inanıyorum. Yüreğinize sağlık. İnşallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Yeniden Osmanlı demek. Yani Osmanlı'dan kastınız devlet mi, medeniyet mi? Evet. Şimdi bu ifade çok açık ve net söylemek gerekirse bazı kişileri rahatsız etti. Yeniden Osmanlı olmak derken bazı kişiler bunu acaba yeniden Osmanlı devleti mi kurmak istiyorsunuz veya böyle bir zihin arka planına sahipsiniz gibi sorgulamalara karşılaştım. Bu kendi tarihinden ve medeniyetinden koparılmış zihnin peşin ve ön yargılı bakışının ifade edebileceği ifadeler. Yeniden Osmanlı olmaktan kastettiğimiz şey şudur ki kitabın arka kapak sayfasına özellikle o berceste ifadeleri yerleştirdim ki anlaşılsın diye. Fakat insanlar kapağın ön yüzündeki başlığa bakarken arkasını çevirip okuyacak kadar emek sahibi olmadan konuşmayı sevdikleri için burada bu tongaya düşüyorlar, hataya düşüyorlar. Bu kitabın yapmak istediği şey şu. Yakın tarih ve genel Osmanlı okuşu okumaları üzerinden yeniden mevcut Türkiye Cumhuriyeti'ni, yeniden o kurgulanacağını düşündüğümüz dünya üzerinde büyük toplum ve devlet kültürüne, millet bakış açısına sahip kılabilmektir. Evet. Yani siz Türkiye Cumhuriyeti içinde konuşuyor olsanız ve bu kitabın başına Cumhuriyet olabilmek, Türkiye Cumhuriyeti, Büyük Cumhuriyet olabilmek de demiş de olsanız içerik itibariyle siz bu cumhuriyetin ayaklarını kendi geçmişine, tarihine ve değerlerine bağlantı kurmak zorundasınız. Dolayısıyla hiçbir gövde, hiçbir ağaç kendi kökleriyle bağ kurmadan ayakta kalamaz, meyve dardı olamaz. Biz burada bunu kastettik. Osmanlı tarihi de bu anlamda tek başına bir şey ifade etmez. Osmanlı da Selçuklu'dur. Selçuklu Karahanlı'dır, Gaznelidir. Gazneliler, Karahanlılar Göktürk'tür, Kutluk'tur. Yani biz binlerce yıllık derinliğe sahip bir geçmişe, zenginliğe, birikime, tecrübeye sahip bir toplumuz. Bu birikimi inkar ederek, bu birikimi görmezlikten gelerek, bu birikimle ve donanımla, kazanımlarla kucaklaşmadan gençlerimizin ruhunda kişilik ve ahlak yapılanmasına büyük toplum ve millet refleksini oluşturabilmek mümkün değildir. Bu refleks ancak bilgiyle olur. Bugün içinde bulunduğumuz çağın bir gerçeği vardır ki bilgi güçtür artık. Bilgiye sahipseniz güçlüsünüz, bilgiye sahip değilseniz hiçbir iddianız ve idealiniz yok demektir. Dolayısıyla bizim için sürpriz olmaması gerektiğini düşündüğümüz o büyük değişim dönüşüm sürecinin sonunda biz büyük tarihimizin son ve en büyük meyvesi olan Türkiye Cumhuriyeti'ni çok iyi bir noktada ve pozisyonda görmek istiyoruz. Bu anlamda da büyük devlet refleksine, bakış açısına sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu hem başta devlet yöneticileri için gerekli olan bir şey ama özellikle de toplumda olması gereken bir şey. Toplumda olmazsa devlet yöneticileri yapabileceği bir şey kalmaz. Önce toplum büyük millet olmanın gururunu taşımalı ve olaylar karşısında buna bağlı refleksler, tepkiler ortaya koyabilmeli. Dolayısıyla yeniden Osmanlı olmak derken Osmanlı o büyük devlet algısı, Osmanlı o derinlikli bakış açısı, geniş bütün dünyayı kuşatan vizyonuna sahip olabilmek tırnak içinde. Altını çizerek. Evet. İtalik harflerle ifade ediyorum. Evet. Şuradaki evet, bir soru olacaktım acaba. Bunu zihinlere çakmak için bu şekilde söylüyorum. Evet. Osmanlı olmaktan kastımız budur. Ya Osmanlı'da ne gördünüz ki bu kitabı yazdınız? Efendim? Osmanlı'da ne gördünüz ki bu kitabı yazdınız? Osmanlı'da ne gördük? Osmanlı'da şöyle bir şey var. Bütün Türk ve İslam tarihinin son zirve noktasıdır Osmanlı. Evet. Evet. Yani bu bir kar topu gibi yuvarlanarak ve büyüyerek gelmiştir bu kültür. Son aşaması Osmanlı'dır. Ve Osmanlı, İngiliz emperyalizmi diye tanıdığımız bir küresel operasyon sonucunda yok edilmiş, dağıtılmış ve bu anlamda süreç duran hale getirilmiş. Dolayısıyla Osmanlı olmak sadece aslında bizim kaygımız değil. Bütün yakın coğrafyalarımızın, inanç coğrafyamızın da kaygı ve düşünceyle hareket etmesi gereken bir konu. Hatta bu dünyada şunu daha açık söyleyelim. Evet. Mazlum yetim muhacir durumuna düşürülmüş, teröre, savaşa, sömürüye maruz kalmış tüm milletlerin ortak kaygı noktasıdır. Evet. Çünkü Osmanlı
Bu anlamda bütün Türk İslam tarihinin birikimini bünyesinde taşır. İşte bundan dolayı Osmanlı bizim için ne diyelim artık en son aşamadır. Bizim tarihimizin. Biz bundan sonra bir şey koyacaksak eğer, bu kültür ve medeniyet adına bir şeyleri inşa edeceksek artık onun üzerinde koyacağız. Yani tarihimizi yıkarak, inkar ederek, yok Osmanlı devrinden çıkaralım, bizim için Selçuklu esastır, yok Selçuklu şöyle dursun, ortasına gidelim. Yok öyle bir şey. Yani tarih sizin fantazilerinizi gerçekleştirebileceğiniz, duygu ve düşünce dünyaların dünyanızda kendinizce tasarımlar yapabileceğiniz bir alan değil. Bu nedenle tarih üzerinde konuşurken insanların biraz daha ciddiyetli ve sorumlu hareket etmelerini bekliyoruz. Çünkü bu ciddi bir problemli bir alan. İnsanlar tarih gidince geçmiş, olmuş, bitmiş bir süreç. Dolayısıyla üzerinde ne söylersek gider mantığıyla hareket ediyorlar. Hayır, öyle bir şey yok. Dolayısıyla bugünkü yaşadığımız hakikatin, her bir hakikatin temelinde geçmişte yaşanmış acılar var, ızdıraplar var, sevinçler var, mutluluklar var. Bunu inkar ederek, bunu görmezden gelerek bir gelecek inşa edemezsiniz. Osmanlı bu anlamda binlerce yıllık kazanımların zirveye ulaştığı noktadır. Osmanlı nüfuz alanı olarak bir ayağı Güneydoğu Asya'da, Okyanusya adalarında olan, işte Sumatra'da Bande Aceh Cumhuriyeti diyelim, özellik alanında olan, diğer ayağıyla Amerika kıtasında olan bir devletti artık. 7 kıtayı ve 7 iklime ulaşmayı başarmış bir devletti. Viyana'da sancağını sınırlarında, Viyana sınırlarının kapılarının sancağını dalgalandırmış bir devletti. Otranto'ya çıkarma yapmış, Vatikan'a giden yolları araştıran ve bu anlam için strateji üreten bir devletti. Yani böyle bir devletten bahsediyoruz. Dolayısıyla İngiliz emperyalizminin bizim akıl ve duygu dünyamızda gerçekleştirdiği operasyonlara teslim olmamak gerekiyorsa eğer, bu anlamda böyle bir değer ve kazanımı da gözden kaçırmamak gerekiyor. Bu kazanıma sahip çıkmamız lazım. Ki biz oradan hareket edeceğiz. Ve hikayenin sonunu, bir final yazacaksak, hikayenin gelişme kısmını, o gelişme bütün aşamalarına vakıf olmamız lazım. Çünkü bizim bugün itibariyle başlayacağımız ve yazacağımız bir gelecek, o hikayenin devamı olacak. Yani bir roman yazıyorsunuz, başlangıcından ve gelişmesinden haberiniz olmadığınız bir romanın sonucunu ve finalini yazamazsınız. Böyle bir final yazıyorsanız her şeyi kopardınız demektir. Dolayısıyla da böyle bir final asla o bütüncül yapının bir parçası olmayacak, anlam ve değeri taşımayacak demektir. Osmanlı bu anlamda bizim için çok önemli. Özellikle kitap okuyucularına bir rehberlik olması açısından bir şey ifade etmek istiyorum. Kitabımızın içinde pek çok konuya vurgu yapmaya çalıştık. Bir devlet ve millet kültürünün içerisinde olması gereken tüm boyutları ele almaya çalıştık ama özellikle de yakın tarihimiz ve coğrafyamızdaki ihanetler, yaşananlar, dramlar, bunlar da dahil olmak üzere. Fakat özellikle bir şeye çok ehemmiyet veriyorum. Medeniyet bizim için, Osmanlı medeniyeti. Orada kitabımızın son bölümüne doğru, mesela Osmanlı toplumunda ahlaki seviye ne durumdadır? Yardımlaşma duygusu nasıldır? Merhamet ve adaletin toplumdaki işleyiş tarzı nasıl gerçekleşir? Suç algısı nasıldır? Toplumsal ilişkiler, toplumun devlet bakış açısı, devletin topluma olan ilişkileri. Yani orada medeniyet bölümü, ki bunu özellikle altını çiziyorum. Neden? Çünkü biz medeniyet kurucu bir devletiz ve milletiz. Dolayısıyla bizim iddiamız ve idealimiz de buradan hareketle başlar. Biz bir medeniyet kurgulamayı amaçlıyoruz. Yani ekonomisinden, sosyal ilişkilerinden, devlet yapısından, toplum içi ve toplum dışı, bireyin tabiatla, çevreyle, doğayla olan ilişkisine kadar her anlamda bir medeniyet tasavvurumuz var. Dolayısıyla bunu ifade edebilmek için zihin arka planımızda hafızamızda bir medeniyet algısı olması gerekir. Biz kimiz sorusuna net ve açık cevaplar üretebilmemiz gerekir. Bugün yaşadığımız dünya, hepimizin şahit olduğu gerçekler. Yani bugün artık bir haber kanalında
bir ana haber bültenini izleyebilmek ciddi bir şekilde cesaret istiyor, yürek istiyor. Hı hı. Bir tarafta Yemen, bir tarafta Filistin, Suriye, inanılmaz gözyaşı, kan, ızdırap, müthiş bir acı ve ızdırap evresi yaşıyoruz. Şimdi bu kadar acı ve ızdırapların yaşandığı bir dünyada ben varım diyebilmek, ben bu top geleceğin kurgulayıcısı ve imarcısı olacağım iddiası ve idealinde olabilmek bir şey gerektirir. Bu dünyanın sorunlarına çözüm üretebilecek zihin ve duygusal birikiminiz olması lazım. Bu olmadan yoksa hamaset yapmış olursunuz ve kendinizi aldatırsınız. Evet. Başkalarını zaten aldatma şansınız yoktur. Hı-hı. Kimse size dönüp de bakmaz. Evet. Bugün dolayısıyla siz eğer mazlumların acı ve ızdıraplarına çare oluyorsanız, açları doyurabiliyorsanız, yetimlerin başlarını okşayabiliyorsanız, insanlığın kanayan yaralarına sarabiliyorsanız, kurumuş ve çatlamış dudaklara su olup damlayıp, o yanmış yürekleri ferahlatıp serinletebiliyorsanız, işte o zaman sizin medeniyet tasavvurunuz, iddianız ve idealiniz gerçektir, hakikattir, ciddiye alınmaya da değerdir. Evet. Dolayısıyla biz bu anlamda bu kültürü inşa etmemiz lazım. Bu bağlamda her iki kitapta dediğim gibi bu hedefe yöneliktir. Osmanlı olmak derken bunu kasteder. Evet. Osmanlı işte Okyanusya'da, Sumatra adasında zulme baskıya uğrayan bir avuç Müslüman işte Açelilerin yardımını duymuştur. Oraya gemiler gönderir. Hindistan'a sömürüye giden Portekiz gemileri de Okyanusya'da çatışır. Afrika'nın balta girmemiş, bizim sınırlarımızla şöyle veya böyle hiçbir ilgisi olmayan, hatta inanç ve değerli dünyamıza da alakası olmayan bir pek çok yerlilerin sömürgeci Portekiz ve İspanyol gemileri de denizcileri yaptığı mücadeleye destek vermek için gönderdiği birlikleri vardır. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bugün Osmanlıların bir mezarlığı vardır. Güney Amerika'da Yeniçerilerin mezarlığı var. Biz niçin oradaydık? Niçin gittik? Sömürmek için mi gittik? Orada devlet kurmak için mi gittik? Yoksa bizim devlet sınırlarımız vardı da oranın güvenliğini mi sağlamaya çalışıyorduk? Hayır, hayır, hayır. Biz inandığımız bir gerçek, hakikat vardı. İlahi Kerimetullah'ın davası doğrultusunda. Tüm mazlum ve mağdur milletlerin, insanlığın acı ve ızdıraplarına çare üretmek için vardık. Mevcut dramı, gözyaşını durdurmak için vardık. Sizin bu varlık gerekçeniz, temel devlet felsefeniz olması gerekir. Biz bunun için varız. Dolayısıyla bir diriliş nesli derken böyle bir davayı ve ideali taşıyabilecek bir neslin ve jenerasyonun yetiştirilmesi. Osmanlı olmak derken böyle bir ideal ve davayı toplum olarak, refleks olarak ortaya koyabilmek ve bu anlamda devlet düşüncesini ve algısını inşa edebilecek kimliği geliştirebilmeyi ifade ediyoruz. Bunların olması gerekiyor. Yoksa çok açık ve net ifade etmek lazım. Dediğim gibi her an için kurgulanacak ve bir gün uyanacağımız, içine uyanacağımız dünya bizim dünyamız olmayabilir. Bugün bile yaşadığımız dünyayı algılamakta zorluk çekiyoruz değil mi? Şuradan kapıdan çıkıverdiğim zaman caddelerde dolaşırken, sağımıza solumuza bakarken, vitrinleri gözlemlerken kendimizi ne kadar yalnızlaşmış, ne kadar terk edilmiş, ne kadar bizden olmayan bir ortamı soluklanıyor hissediyoruz. Yalnızlaştık mı hocam bu konuda? Yalnızlaştık yani değil tabii, mi? Tabii, tabii. Yani değerlerinizi yaşıyorsanız, değerlerinize dair bir tarihinize, geçmişinize, medeninize dair bir muhabbetiniz varsa bu dünyayı kendinize çok yabancı ve uzak görüyorsunuz. Evet. Ve ızdırap yaşıyorsunuz, acı yaşıyorsunuz. Ne AVM'ler, ne alışveriş mekanları, ne eğlence yerleri, ne lokantalar, restoranlar, pastaneler. Hiçbirisi yeri geliyor, sizi teselli etmiyor bakın. Bugünün insanın en büyük ızdıraplarından birisidir bu. Ya, özümüzden uzaklaştırıldık tamamen. Dolayısıyla bu ızdırabı, bu kanamayı yok etmek lazım. Evet. Benim insanım, bu böyle bir ülkenin topraklarında, böyle bir şehrin caddelerinde neden yalnızlığı, ızdırabı yaşar, kendisinden bir parçayı, yaşadığı duyarını taşıdığı değerleri etrafında gözleyememenin getirdiği acıları yaşar veya neden evladını ve eşini kendisine bu kadar yabancılaşmış görmenin getirdiği acıları yaşar. Yani evet. Sokakları geçelim. Evet. Evimize evin değil içinde mi? Evet. Çocuklarınıza bakıyorsunuz, evet. Kendinizden bir şey göremiyorsunuz. Çocuklar annesi babasına bakıyor, onlar da kendilerine dair bir şey göremiyor. Evet. Bu ne büyük dram. Bir toplumun
imhası için, bir toplumun zulme uğraması için bunlar daha büyük bir tehlike olabilir mi? Evet. Bu soruna çözüm üretmeden bizim dünyanın hiçbir sorunuyla hesaplaşma lüksümüz olmayacak. Evet. Bu anlamda da kendi değerlerimize, kendi geçmişimize yeniden kucaklaşmak ve barışmak zorundayız. Aslında dönmek. Bu, ben özellikle bir şeyi işaret etmek istiyorum. Burada nokta ifade şu olması lazım. Belki muhabbetin belgesi ifadesi de bu olacak. Bu konu sanki bir muhafazakarların, milliyetçi düşünce duyguları sahip olan insanların kavgası, davasıymış gibi anlaşılıyor. Bunu ifade ettiğim zaman pek çok insan, aa işte bunlar da işte öyle değilmişler, zaten bak Osmanlı falan da diyor zaten. Evet. Hayır, emin olun bugün ülkemiz siyasi yelpazesinin hangi noktasında olursa olsun, neye inanıyor olursa olsun, tüm insanların bu anlamda kendi zihin ve duygu dünyalarında yaşadığı ızdırabı sona erdirebilmek ve bu toplumla barışabilmek, geleceğe güvenle bakabilmek adına bu fikirlere, bu düşüncelere ihtiyacı var. Bunu anlatabilmemiz lazım. O insanlara ulaşabilmemiz lazım. Bu anlamda da yüreğimizi ve aklımızı daha çok yormamız gerekecek. Çok fazla yormamız lazım. Umarım. Evet. Hocam, evet. Osmanlı medeniyetine geri dönmemize gerekçe olabilecek birkaç anekdot aktarabilir misiniz bize? Şimdi ben buradan şöyle söyleyelim. Geri dönmek ifadesini üstünü çiziyorum. Yani üstünü çiziyorum derken karalıyorum anlamda söylüyorum. Geri dönmek yanlış değil. Bilakis ileriye yönelik bir hareketin donanımını kazanmak adına onunla tanışmak diyelim. Tabii ki yani söyleyecek o kadar çok şey var ki, özellikle burada aldığım İbn-i Batuta, Arap seyyahtır İbn-i Batuta. Dünyayı dolaşmış meşhur seyyahlardan bir tanesidir. Onun notları var. İbn-i Batuta'nın notlarını özellikle almaya çalıştım. Çünkü o günün, o çağın şartları içerisinde mevcut dünyayı çok iyi tanıyan, gezmiş birisi İbn-i Batuta ve Anadolu coğrafyasına geldiği zaman büyük bir şok yaşıyor. Evet. Buradaki tanıştığı kültür ve medeniyet onu hayretlere düşürüyor. İnanamıyorum diyor. Bir İslam ahlakı diye bir şey varsa, evet, bu anlamda dürüstlüğün, samimiyetin, merhametin, hayat bulduğu bir coğrafya varsa diyor, orası diyor buradan başka bir yer olamaz diyor. Bu ifadedir. Ona söylettiren şey nedir? Bir. İki, İbn-i Batuta bir çağdaş olarak bunları söylüyor. Yani o kadar kirlenmemiş, yozlaşmamış bir dünyanın insanı olarak, hem de İslam kimliği olan bir insan olarak bunları söylüyor. Şimdi o zaman bizim kendi neslimiz, o geçmişle tanışmak ve o hayranlığı, o hayreti, kendi duygu ve düşünce dünyasını yaşaması gerekmez mi? Yani onu tanıştırmak gerekiyor, onu kavuşturmak gerekiyor. Şöyle söyleyelim, belki yaşadığımız modern dünyanın şartları içerisinde o lüksümüz kalmadı ama belki kitaplar aracılığıyla diyelim, sanal ortamda da olsa, gençlerimize, dedelerinin, ninelerinin dizin dibine çöken, onların sıcaklığını, nefesini hisseden, onlardan duygusal iletişimi kurmasını sağlayacak, elektrik almalarını sağlayacak yazılımlar yapmamız gerekiyor, paylaşımlar yapmamız gerekiyor. Bu anlamda özellikle medeniyet bölümündeki alıntılarımız bunu inşa edebilecek nitelik ve donanıma sahip. İbn-i Batuta'nın belki size anekdot olarak onu anlatabilirim. Evet. Buyurun hocam. Anadolu'da Denizli civarıydı zannedersem, yanlış hatırlamıyorsam. Şehir sınırlarına girerken daha şehre girmeden önce iki tane grup, farklı gruplardan oluşan genç kümeyle karşılaşıyor. Bu gençler atının yularından tutup kendi taraflarına çekiştiriyorlar falan. İbn-i Batuta panikliyor. Paniklemesinin sebebi, aha diyor, eşkıyalar önümü kesti, beni soyacaklar. Yolu bir tarafa bırakıp belki de kesecekler, asacaklar. Korkuya kapılıyor. Fakat sonradan anladım ki diyor, beni karşılayan ve atımın semerinden çekerek kendi tarafına götürmeye çalışan bu iki farklı grup genç, o şehirdeki ahilere ait ahi örgütlenmesinin parçası olan gençlermiş. Dolayısıyla kendi konuk evlerinde o gün beni ağırlamak için kendi aralarında rekabet ediyorlar. Seni biz bugün ağırlayacağız, konuk edeceğiz, sen bizim misafirimiz olacaksın diyor. Diğer grup, hayır bizim misafirimiz olacaksın diyor. Böyle bir manzarayla karşılıyor ve şok yaşıyor. Evet. Sonunda her iki genç kümeyi de kırmamak adına misafirliği yarım yarım bir yerlere paylaşıyor. Ve
nasıl çamaşırların yıkandığını, nasıl kendisine sıcak suyun hazırlandığını, lezzetli yemeklerin hazırlandığını, odasının nasıl Kur'an okunduğunu, kendisine sohbetler yapıldığını, ocağının yakıldığını, yatağının yapıldığını, hayvanların bakımının yapıldığını anlatıyor. Ve onun yaşadığı bütün bu çarpıcı manzara Anadolu medeniyetinin, bizim insanımızın ruh ve düşünce dünyasına sakladığı o saf, bakir, bozulmamış, kirlenmemiş duru dünyasının ne boyutta olduğunun çok güzel ifadeleri. Biz bunu ancak ondan öğrenebiliriz. Onları dinlememiz lazım. O kişileri, evet, şahsiyetleri tanımamız lazım. O yüzden ben kendi adıma bu ifadeleri kitaplarımız arasında almış, yazılı bir metne dönüştürebilmiş olmuş olmaktan dolayı kendimi çok mesut hissediyorum. Açık söylüyorum. Evet dedim, yani ben bundan çok mutluyum dedim. Neden? Ben bunları ifade ettim, yazdım. Hiç satılmasa okunmasa dahi yazmak, ben yazmış olmaktan dolayı ben kendi adıma bir sorumluluğu yerine getirdiğime inanıyorum. Ama buradan da söylüyorum. Bugün bizim gençlerimizin, bugün bizim insanımızın mevcut emperyal kültürün oluşturduğu kirlenmişlikten arınabilmeleri, yeniden kendi kimlik ve şahsiyetlerini kuşanabilmeler adına bu satırlarda tanışmaları şart. Evet. Evet. Her kütüphanede olması gereken, hepimizin, yani her Türk'ün evinde olması gereken bir kitap. Yani, zaten buna inanmıyorsanız yaptığınız işte samimiyet yok demektir. Kesinlikle, kesinlikle. Hocam ben şimdi size dönmek istiyorum. Velüt, yani üretken bir insansınız. Düzenli yazmayı nasıl başarıyorsunuz? Düzenli yazmayı nasıl başlıyorsunuz? Valla düzenli de yazamıyorum aslında. Şimdi kötü bir şöyle şu açıdan söylüyorum. Yoğun sivil toplum faaliyetleri, etkinlikler. Evet. Bayağı çok yoğunsunuz. Eğitim hayatı. Evet. Mesleki hayatımız bize çok düzenli ve sistemli yazma imkanı vermiyor. Evet. İşin açı zorlayarak kendimize özel zamanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Mevcut programlarımızı ona göre yapmaya çalışıyoruz ama yani ben şunu söyleyebilirim kendi adıma. Çok düzenli sistemli her gün oturup işte belli saatlerde yazı yazan ve bu anlamda üreten bir düzeni kendi adıma gerçekleştiremedim. Onu yapmayı çok isterdim. Hani bazı meşhur, çok meşhur hocam, ismi bilinen yazarlar gibi mesleği sadece sadece yazmak olan, ofisi olan, sekreteri olan, işte oturup her gün birilerine röportaj veren, bir yerlere konuk olup orada ifadeleri birileri tarafından not edilip metne dönüştürülen, her gün düzenli olarak oturup bir şeyleri kaleme alma imkanı olan bir insan olmak, bu gerçekten hepimizin, hani her yazarın özlemi olan bir şeydir. Bu kadar verimli çalışabilmek. Evet. Ama ne yazık ki biz daha o kotayı yakalayamadık, o çıtayı. Yani mesleğimiz yazarlık diyerek ortaya çıkamadık. Biz mevcut sorumluluk alanlarımızın içerisinden bir kanal oluşturarak mümkün olduğunca gücümüzün yettiği ve vakit bulduğumuz imkanlar dahilinde yazmaya çalışan insanlarız. Dolayısıyla çok düzenli yazabildiğimi söyleyemem. Evet. Hocam tarihçisiniz. Tarih sizin için ne anlam ifade ediyor? Sonra şu kitaba gelecektim ben. Evet. Tarih tabii ki şöyle söyleyelim. Aslında bütün anlattıklarımızın içerisinde omurga yapısında bu sizin sorunuzun cevabı vardı. Nedir? Tarih bir toplumun hayatta kalabilmesi. Tekrar dile getirmek anlamında. Bir toplumun gelecek projeksiyonu, bakış açısının olabilmesinin, bir toplumun ortak hafıza ve kültüre, yani bir millet donanımına sahip olabilmesinin olmazsa olmaz şartı. Bugün bizi biz yapan şeyler nedir? Ortak paylaştığımız ve ortak hafızamızı oluşturan değerlerdir. Ortak hafızamızı oluşturan yaşanmışlıklardır. Acılarıyla, sevinçleriyle. Bütün bu değerler bizi biz yapar. Bizi sizinle, sizi benimle tanış yapan şeydir. Belki işte bugün burada beraber olduğumuz arkadaşlar ilk kez karşılaştığımız arkadaşlardır ama benim konuştuklarım içerisinde belki, bilemiyorum, pek çok paylaştıkları ve onlara dokunan şeyler oldu. Evet, bence de böyle dedikleri şeyler var. Bundan eminim. Bütün bunlar bizim şunu gösteriyor ki bir ortak hafızaya sahibiz biz. Bir takım ortak duyarlılık noktalarımız var. Dolayısıyla zaten bizim amacımız da bu olması lazım. Evet. Bugün
emperyal güçler bu ülkede, atıyorum bu toplumun %90 ortak paydası varsa, ayrıldığı %10 nokta vardır. O %10 noktayı kaşıyarak, deşerek, kanatarak ayrılımları büyütmeye çalışırlar. Halbuki ben inanıyorum bu ülkenin en solcusundan en sağcısına kadar siyasi yelpazesinin her noktasında olan insanların sadece ve sadece bu toplumun bir üyesi olmaktan kaynaklanan o kadar çok ortak faydası var ki. Kimsenin kimseye kaşını çatmaya, gözünün kaşını oynatmaya, yan bakmaya hakkı da yok ve bu yanlıştır. Evet. Bu bizi bir takım emperyal güçlerin oyunlarının tezgahının içine girdiğimizin emareleridir. Bu anlamda herkesin vicdanen, fikren kendisini sorgulaması lazım. Kesinlikle. Ve bir tarihçi işte bu anlamda tarih ne ifade ediyor? Tarih bu onarımı sağlar. Evet. Tarih bu inşayı sağlar. Ortak zihin ve duygu dünyasını ve millet kimliğimizin korunmasını sağlar. Evet. Muhafazasını sağlar. Bu anlamda tarihçilerin sorumluluğu ağır. Çok fazla. Evet. Evet. Hocam son 3 dakikamız kalmış. Ben şu kitaptan şundan da bahsedelim seyircilerimize. Evet. Şöyle size takdim edeyim. Siz buyurun. Kitabınızda. Kitabımız şöyle söyleyeyim, bir tarihçi olmanın, evet, belki bir kütüphaneci çocuğunun da olmanın, evet, etkisiyle şöyle bir şey yaptık. Evet. Ben yıllarca gördüğüm süreli süresiz yayınlardan veya tanıştığım kişilerden Birinci Dünya Savaşı yılları ve İstiklal Harbi dönemine ilişkin görsel materyalleri, bir takım yazılı materyalleri kopyada olsa, evet, toplamaya, bunları kendi saklamaya, arşivlemeye çalıştım. Bunu eğitim hayatımda değerlendirmeye çalıştım. Kültürel etkinlikleri ve faaliyetlerimize kullanmaya çalıştım. Ama sonuç itibariyle bir şey gördüm ki bu materyaller bu şekilde benim arşivimde bir yerlerde dosyaların arasında saklı kalmamalı. Bunları değerlendirmek lazım diye düşündük. Sonra tabii biraz da teknolojinin gelişme şartlarından da istifade ederek bilgisayar teknolojisinin bazı programların imkanlarından yararlanarak bu fotoğrafları baskılayabilir miyiz, baskısını yapabilir miyiz diye düşündük ve oldu. Başardık. Evet. Ve bu başarının sonunda, bu başarının hemen sonrasında ilk önce, evet, bu fotoğraflardan oluşan bir sergi açtık. Bu sergiyle beraber bu fotoğraflar ilk kez gün yüzü görmeye ve kamuoyuyla tanışmış oldu. Evet, kamuoyuyla tanışmış oldu. İnsanlar fotoğraflarla tanıştılar ve herkes şunu söyledi orada. Bu fotoğraflar bir sergi malzemesi olarak, işte atıyorum bir şövalyenin üzerinde birkaç saatte veya birkaç günde teşhir edip kaldırılacak şeyler olmaması gerekir, saklanması gerekir denildi. Ve sonra biz bunları aynen Karatay Belediyesi'nin sponsorluğuyla bu şekilde albüme dönüştürdük. Evet. Bu çalışmayı gerçekleştirdik. Tabii satış olmayan bir çalışma. Yine kütüphanelerimizde olması gereken. Evet, ama ulaşmak çalışma isteyenler benim aracılığımla ulaşabilirler. Dolayısıyla şöyle söyleyelim, belki bu çalışmanın en orijinal tarafı şu, içindeki fotoğraf ve belgelerin çok büyük kısmı, yani %80'e yakın bir kısmı ilk kez benim tarafından basıldı. Evet. Yani bunlar daha önce basılmamış fotoğraf ve belgelerden oluşuyor çoğunluğu. Çok klasik hocam, bizim gördüğümüz o döneme ait, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi dönemine ait çok, evet, gördüğümüz klasik fotoğraf ve belgelerin değil, dışında şeyler. Evet. Dolayısıyla biz kimiz sorusu ve şu mevcut yaşadığımız ortam ve zeminin kazanımlarının hikayesi nedir sorusuna sözle de değil, bizzat görsel görüntüyle cevap veren bir kitap olması açısından ben çok önemsiyorum. Bu anlamda. Yani bir kitabı okursunuz ve bir daha elinize almazsınız belki ama. Evet. Bu defalarca alınacak bir kitap. Torunlarınızın evet, torunlarınıza kadar miras bırakabileceğiniz bir değer. Değer. Evet. Hocam son bir sorum olacak, sonra programımızı bitireceğiz. Yeni kitabınızı yazıyor musunuz? Var mı? Ne zaman çıkacak? Şu anda evet. Yani üzerine çalıştığınız kitabınız. Bugün İSBN numarasını aldım. Öyle mi? Şu anda. Hayırlı olsun inşallah. 3-4 haftaya kadar, en geç bir ay içerisinde elimize geçeceğini ümit ediyorum. Bir Kudüs çalışmamız var. Kudüs kitabım var. Artık tüm her şey bittiği gibi neredeyse baskıya girmek üzereyiz. Bir aksilik çıkmazsa dediğim gibi en kısa zamanda okuyucuyla buluşturacağız. İnşallah. Çünkü Kudüs'te aynen bütün bu bahsettiğimiz konuların bir parçası olarak bizim medeniyetimizin, kültürümüzün şah damarı diye tanımlayabileceğimiz bir nokta ve bugün orada bir küresel oyunun taşları oynatılıyor,
Kudüs üzerinden bir operasyon gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Evet. Bu duyarlılığı ve heyecanı ayağa kaldırabilmek, Kudüs davasının incelikleriyle, detaylarıyla kamuoyunu tanıştırabilmek adına bir çalışma yaptık. İnşallah en kısa zamanda onu da okuyucularımızla paylaşma imkanımız olacak diye ümit ediyorum. İnşallah. Hocam ben size çok teşekkür ediyorum. Çok dolu dolu bir sohbet oldu. Rica çok ederim. Güzel bilgiler edindik. Ediyorum. Çok sağ olun geldiğiniz ben için. Ayaklarına da sağlık, yüreğinize sağlık. Size çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Size sağ olun.